Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün denemevar.com web sitesinde yapılan 4. sınıf İngilizce deneme sınavının sorularını birlikte çözeceğiz. Bu 4. sınıflar için ilk deneme sınavımız. İnşallah devamı da gelecek. Desteğinizi bekliyoruz. Bu sınava hemen www.denemevar.com web sitesine girerek kayıt olarak katılabilirsiniz. Kayıt ve sınavlar ve çözüm videoları tamamen ücretsiz. Ayrıca bu sınavı bizlere ulaştıran Fellows ekibine teşekkür ediyoruz. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. İngilizce soru köküne de 4. sınıftan itibaren yavaş yavaş kendimizi alıştırmaya başlayalım. Bu yüzden önce İngilizcesini okuyup sorunun, sonra açıklamasını verip çözümünü yapacağım sizlere. Look at the picture. Look at bak demek. Picture ise resim. Böyle bir soru görüyorsanız sorunun içinde mutlaka bir görsel ya da resim vardır. Resme bak. Ve bu resim nerede? Above. Yani yukarıda. Yukarıdaki resme bak ve find the correct imperative sentence diyor. Find bulmak. Correct diyorsa böyle altını kocaman çizin ve üstüne mutlaka yazın. Beyniniz dikkatinizi çeksin. Doğru cümleyi bulacağız. Imperative sentence emir cümlesi. Yani resme uygun doğru emir cümlesini bulmamızı istiyor bu soru bizden. Hemen şıklara bakalım. Stand up, ayağa kalk demek. Resme uymadı. Hemen onu eledik. Clean the board. Tahtayı siliyor. Doğru cevabı buldum. Ama hemen atlamıyorum. Soru çözümünde doğruyu buldum diye hemen işaretleyip bir sonraki soruya geçerseniz bazen tuzak sorular, böyle sizi kandırabilecek sorular da hata yapabilirsiniz. O yüzden yanına bir nokta koyun ve hemen diğer şıklara bakın. Close the door. Kapıyı kapat. Olmadı, eledik. Look at the board. Tahtaya bak. Tahtaya bak demiyor. Tahtayı temizliyor. Bu yüzden şimdi eminim. B şıkkını işaretliyorum. Clean the board. Tahtayı temizle. Number two. Which of the following? Bu soru kökünü eğer 4. sınıftan öğrenirseniz İleride ortaokulda özellikle 8. sınıfta gireceğiniz sınavda son derece rahat edeceksiniz ve herkese fark atacaksınız. Ne demek? Aşağıdakilerden hangisi demek? Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Option seçenek. Yani şık. Aşağıdaki şıklardan, seçeneklerden hangisi shows the objects on the table? Show göstermek. Masanın on diyor. Üstündeki objeyi, nesneyi. Evet, gösterir diyor. Aşağıdakilerden hangisi masanın üstündekileri gösterir diyor. Hemen bakalım. Pen. Evet, kurşun kalem var. Bu arada pencil kurşun kalem. Dikkat edelim. Pen tükenmez kalem. Burada bir kurşun kalem var. Dolayısıyla pen seçeneğini otomatikman eliyorum. Hemen bakalım. B'ye pencil case, kalem kutu. Kalem kutu gören var mı masanın üstünde? Ben göremedim. Bakın daha ilk kelimeden diğer kelimeleri okumadan hızlı soru çözme yöntemi bu. C'ye baktık. School bag. Tamam, sıkıntı yok. School bag. Pencil. O da var. Kurşun kalem. Scissors. Makas. O da var. Buluyorum galiba. Notebook. Defter. O da var. Doğru. Noktamı koyayım. D'ye de bakayım. Aman. Ruler cetvel dedi ve direkt baştan kaybetti. Cetvel yok. C şıkkı doğru cevap.
Bu sistemle soruyu çözdüğünüzde hem hızlıca hem de kolayca cevabı bulabilirsiniz. Evet, which one hangisi demek? Which one hangisi? Is the correct. Neydi correct? Biraz önce gördük. Şöyle kocaman kocaman yazalım. Doğru olanı bulacağız. Ama doğru ne? Flag. Yani bayrak. Doğru bayrağı bulacağız. According to the speech bubble. Speech balloon. According to göre demek. Neye göre doğru bayrak? Speech balloon. Yani konuşma balonu. Konuşma balonuna göre doğru bayrağı bulmamız isteniyor. Bakalım. I'm from Spain. I'm Spanish. Yani İspanya diyor. Ben İspanya'danım ve İspanyolum diyor. Dolayısıyla İspanya bayrağını bulmamız gerekiyor. A şıkkı Almanya, B şıkkı doğru İspanya, C şıkkı Mısır, Egypt, D de Japonya. O yüzden B şıkkını işaretliyorum doğru olarak. Bayrakları ülkeleriyle ve nationality'leriyle mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor. Number four. Which activity? Which neydi? Hangi? Hangi aktivite? Bakın burada verdik Türkçesini. Hangi aktivite doesn't Lucy like? Bak doesn't diyor. Aman çukura düşmeyelim. Sevmediği. Böyle kocaman yazalım ki dikkatimizi çeksin. Lucy'nin sevmediği aktiviteyi bulacağız. I like listening to music. Müzik dinlemeyi severim diyor. Müzik dinleme A şıkkında sevdiği bir şey hemen eledik. But. But neydi? Hemen hatırlayalım. Ama. I don't like. Şimdi geliyor. Swimming. Yüzmeyi sevmem dedi. O zaman bisiklete binmekten zaten bahsedilmedi. İp atlamaktan bahsedilmedi. B şıkkı doğru cevap. She doesn't like swimming. Number five. Which option? Hangi seçenek? Which hangi demek? Hangi şık, hangi seçenek? Shows the picture. Show göstermek. Picture'ı öğrendik zaten. Resim. Resme bakıyoruz. Bisiklete binme. Bisiklete binen bir çocuk. Hemen şıklara zıplayalım. Hop. I like playing marbles. Playing marbles, misket oynamak. Olmadı. Eledik. I like riding a bike. Buldum galiba. Noktamı koyayım. Bisiklete binmekten bahsediyor. I like skipping rope. Skip rope, ip atlamak. Olmadı. I like singing. Singing, şarkı söylemek. Onu da eledik. B şıkkı doğru. Çünkü resim bisiklete binmek. Yani ride a bike. Number six. Find the word diyor. Bul diyor. Neyi bulacaksın? Kelimeyi bulacaksın. And match it. Match eşleştirmek. Bunlar çok önemli kelimeler. Mutlaka not alıp bilmelisin. Kelimeyi bulacaksın. Burada bak karma karışık bir kelime var. Onu bulacaksın ve resimle eşleştireceksin. Evet, şimdi harfleri alarak yapmaya başlayalım. P, L. Şunları kullanarak hemen A'yı da koydum. Playing'i buldum. Bundan sonrası kolay zaten. Bir şey oynuyor. Ne oynuyor? C harfiyle başlayan bir şey oynuyor. Chess. Chess. Gördüğünüz gibi playing chess. Satranç oynamak kelimesi çıktı. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Çünkü playing football bir kere bak F harfi yok.
Skipping rope. R harfi lazım. Rope için R yok. Singing zaten kısacık. Bu kadar çok harfe gerek yok. Bu mantıkla gittiğinizde hemen doğru cevabı bulabiliyorsunuz. Playing chess, satranç oynamak. Number seven. Complete the talk. Complete tamamlamak demek. Konuşmayı tamamlayın diyor. Bakın burada yarım bırakmış konuşmayı. I can play the flute. Bakın flüt çalabilirim diyor. This is flute. Bu kimin flütü? Your flute. Senin flütün mü? Hayır. This is his de diyemeyiz. His erkekler için. His erkekler için. Şimdi her'e gitmiş olabilir eliniz. Çünkü her kızlar için onun demek. E bu da bir kız. Dolayısıyla onun flütü demiş olabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bakın burada tırnak var. Tırnak içindeki konuşma alıntı konuşma. Yani bu kız kendi ağzından konuşuyor. I can diye başladı. Ben flüt çalabilirim. Bu benim flütüm. Dolayısıyla my doğru cevap. Benim demek çünkü. Ama eğer tırnaklar olmasaydı she can play the piano ya da she can play the flute. This is her flute. This is her piano gibi cümleler karşımıza çıkardı. Aman burada çok dikkatli olun. İşte bu bir tuzak soru. Umarım çukura düşmeden doğruyu bulmuşsunuzdur. Number eight. Fill in the blank. Ne demek? Boşluğu doldur diyor. Demek ki burada bir boşluk var. Bakın hop. Uzunca bir soru var ve boş bırakılmış. With the correct. Neydi correct? Doğru. Question, soru. Şıklardan doğru soruyu bulacağız. Doğru soruyu bulmak için cevabı anlamalıyız. She is from France. Fransa'dan diyor. O zaman hangi ülkedensin sorusuna gitmeliyiz. Direkt olarak A şıkkında doğru cevabı buluyoruz aslında. Where are you from? I am from France. Ha, bak şimdi. Devam edelim. What nationality is she? Nationality'si dediği milliyeti. O nationality'den bahsetseydi French derdi. French kelimesini kullanırdı. Bunu kullanmadığı için B'yi eledim. How are you? Ne var you? Nasılsın demek zaten. Nasılsın? Bu hiç uymadı. Ha, şimdi A'yı işaretleyerek tuzağa, çukura düştüğünü göstermek istedim sana. Bu yüzden nokta koydum. Noktamı hemen kaldırıyorum. Soru neyle başlıyor arkadaşlar? She is'le başlıyor. Dolayısıyla cevap she is'le başlıyorsa soruda da she'li bir soru olmalı. Where are you from sorusuna siz ne diyorsunuz? I am from Turkey diyorsunuz, değil mi? Cevap olarak I am from diyorsunuz. Yani I am'le başlıyorsunuz. Are you ile soruların cevabı I am'le verilir. Halbuki is she ile sorulduysa she is'le verilir. A şıkkını eleyip C şıkkını doğru olarak işaretlemeliyiz. İşte bunlar dikkat gerektiren ayrıntı, çukur sorular. Aman çok dikkat edelim bunları çözerken. Number nine. Which of the following? Neydi bu? Öğrenmiştik. Aşağıdakilerden hangisi? Options dedi mi? Aşağıdaki seçeneklerden, şıklardan hangisi? Shows correct match. Correct match doğru eşleşme. Doğru eşleştirmeyi bize gösteren şıkkı bulacağız. Hemen bakalım. Bu tip sorularda şıklardan eşleştirerek giderseniz daha hızlı çözersiniz. Şimdi bir A demiş. Bir. Watching music. Müziği izliyor muyuz? Olmadı. Eledik. B'ye baktık. Bir D demiş. Watching rope. İpi mi izliyoruz? Bu da olmadı. C'ye geldik. Bir B demiş. Watching computer games. Bilgisayar oyunlarını izlemek.
Watching, bilgisayar oyunu. Biri oynarsa belki dışarıdan izlenir ama yani bence olmaz. Ama D'ye bakarsak watching cartoons. Çizgi film izlemek tam oturdu bence. Bu durumda C'yi eleriz. D şıkkı doğru. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Listening to music. 2A. 3. Skipping rope. İp atlamak. 3D. Ve playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamak. Number 10. Complete the sentence. Complete tamamla diyor. Artık öğrendik. Neyi tamamlayacağız? Cümleyi tamamlayacağız. Bak burada boşluk var. Neye göre? Kime göre? According to the picture. Hop, resimlere göre. Uçtuk, resimler yukarıda. Bakın birine tik atmış, birine çarpı atmış. Dikkat edelim. Hangisini yapabiliyor? Tikliği yapabiliyor. Bunu yapıyor, bunu yapamıyor. O zaman yapabildiği şeyi bulalım. I can dive. Evet, burada oturdu. I can dive. Oturdu mu? Yüzüyor. Dalma nerede? Burada. Hemen yazalım. Dive, swim. Dolayısıyla A şıkkını eledik. I can ride a horse. Ata binmek nereden çıktı? Burada at falan yok. Direkt eledik. I can run fast. Hızlı koşmak. Hiç koşmuyor resimlerde. Bunu da eledik. D şıkkı doğru. I can swim, but I can't dive. Yüzebilirim ama dalamam. Number 11. Nasıl gidiyor? Umarım bilgiler işinize yarıyordur. Bir sonraki sınavda eğer şu ana kadar sıkıntı yaşadıysanız emin olun full çekeceksiniz. Complete the sentence. Ne yapacağız? Cümleyi tamamlayacağız. Kime göre? Öğrendik artık. Picture'lar var burada. İşte şurada picture'lar var. Resimlere göre. Dikkat ettiniz mi? Gülen yüz, somurtan yüz. Ayrıntılar çok önemli soruları çözerken. Şimdi bu nedir? Kitap okuma. Bakalım. I like reading a book. Okay. But I don't like riding a bike. Galiba buldum. Bir nokta koyalım. Climbing diyor B'de. Tırmanmak yok bu resimlerde. Eledik. Riding a bike'ı severim diyor. Halbuki somurtan suratla bisiklete binmek. Eledik. Televizyon izlemek, watching TV hiç yok zaten. Satranç da yok, playing a chess de yok. A şıkkı doğru. I like reading a book, kitap okumak, but ama I don't like riding a bike. Bisiklete binmeyi sevmem. Number 12. Find the wrong match. Yanlış. Bakın wrong yanlış demek. Match eşleştirme. Yanlış eşleştirmeyi bulacağız. Hemen resimle altındaki eşleştirme kelimesine bakalım. A şıkkında yemek pişiriyor. Cook. Doğru. Eledik. B şıkkında çöp atıyor. Throw rubbish out. Put the rubbish out. Climb mı? Nın. Olmadı. Galiba buldum. Nokta. Bir koyalım. Draw çizmek. Okay. Fly uçmak. Okay. B şıkkı yanlış eşleştirme. Fakat sorunun doğru cevabı B. Number 13. Complete the conversation. Neydi complete? Tamamla. Neyi tamamlıyoruz? Conversation, diyalog. Bu da önemli bir kelime sizin için. İyi öğrenin. Bakın diyalogda ne diyor? Can you give me your razor please? Razor neydi? Silgi. Bana lütfen silgini verebilir misin diyor. Bir şey dedi. The eraser please. The eraser please. Silgi lütfen. Okay, here you are. Tabii, buyur işte burada diyor. Bak tekrar ediyor. Demek ki anlayamadı. Bir kere thank you demez. Thank you dese diyalog burada biterdi. Of course dese, tabii ki dese silgiyi uzatır. Diyalog burada biterdi. Sure, tabii ki demek. Bunu söylese of course'la aynı anlamda olduğu için orada diyalog biterdi. Excuse me? Affedersin?
Anlayamadım, tekrar eder misin anlamında. Excuse me, pardon. Burada doğru cevap B şıkkı. Number 14. Son iki sorumuz kaldı. Which of the following? Neydi bu? Hadi bakalım siz söyleyin. Aşağıdakilerden hangi şık? Options'ı da koyduk. Süpersiniz. Shows the correct sentence. Hocam artık Türkçesine gerek yok açıklamaların diyorsunuz. Doğru. Doğru cümleyi gösteriyor. Şimdi bakalım. Bu bir soru cümlesi. Şuradan anladık. Soru işareti. Dolayısıyla geniş zaman simple present tense'te soru cümlelerimiz burada bir kere do ile başlıyor. Burası tamam. Do'dan sonra ne koyuyoruz? Öznemizi koyuyoruz. Do like olmaz. Do climbing olmaz. Do like olmaz. Do you like climbing? Sever misin? Tırmanmayı sever misin? Peki hemen bir ayrıntı vereyim sınav dışı. Nasıl cevap verirsiniz bu sorulara? Yes ve no ile bir cevap verin bakayım. Yes. I do. No. Don't. Bravo. You ile sorulur. I ile cevap verilir. Ve soru neyle başladı? Do ile. Bakın. Yes'li soru do ile biter. Bu ise do not. Olumsuzun kısaltması don't. Bu ayrıntı bilgiden sonra son soruya geçiyoruz. Biraz da matematik sokuşturalım şu İngilizcenin içine. Which of the following options? Neydi bu? Aşağıdaki şıklardan hangisi? Süpersiniz. Shows the correct. Doğru number bu sefer. Doğru sayıları, rakamları gösteriyor. Hemen bakacağız. Şimdi 11. 11'den başlayalım. 11 neydi? 11. Hemen bakıyorum. 11 burada. Altını bir çizdim. Artımızı koyduk. Plus 24. 24 nasıl söyleniyordu? Önce 20, sonra 4. Türkçedeki gibi. 20, 20, 4, 4, 24. Equals demek eşittir. 35. Yine bakın aynı Türkçedeki gibi. 35. 30 neydi? 30. 5, 5. Demek ki D şıkkı doğru. Diğerlerini eliyoruz. Ve kısaca hemen hızlı bir şekilde sayıların İngilizcelerini bilenler bu soruyu doğru yaptı ve sınavı tamamladık arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Alt kısımdan beğen tıklayın, likelayın, patlatın like'ları, mutlu edin hocanızı. Aramıza yeni katılanlar için ve hala abone olmamış olanlar için çok şey kaçırıyorsunuz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ taraftaki oynatma listesinde 4. sınıfa ait tüm konu anlatımı derslerini bulabilirsiniz. İngilizce dersine yönelik tüm üniteler burada var. Burası ilkokul için bir bölüm. Dolayısıyla açtığınızda biraz aşağı kaydırın ve 4. sınıf derslerine kolayca ulaşabilirsiniz. Sizler için test çözüm videolarımız ve derslerimiz devam edecek. Bunun için dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan velileriniz aracılığıyla bana mesaj atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. dilekdemirel.com web sayfasını da mutlaka kontrol edin. Quizler, kelime listeleri, PDF'ler yüklüyorum oraya da. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.